Sıcak su. İki jandarma alacakaranlıkta köyün kenarına varınca atlarından indiler ve dizginleri karşıdan koşup gelen kahveci çırağına vererek bacaklarını gere gere yürümeye başladılar. Köyün sokaklarında kimse yoktu. Uzaktan yanık bir inek böğürmesi işitiliyordu. Rüzgar söğüt ağaçlarının dallarında hafif mırıltılarla dolaşıyordu. Köyün batı tarafındaki sırtları kaplayan orman oraya çökmüş bir bulut yığını gibi kımıldıyordu. Jandarmalar kahveye girip kahveciyle yavaş sesle birkaç kelime konuştuktan sonra dışarı çıkarak köye doğru yürüdüler. Evler büsbütün karanlığa dalmıştı. Tam köyün öbür ucunda ormanın başladığı yerdeki ufak bir eve yaklaştılar. Ses çıkarmak istemedikleri anlaşılıyordu. Evin etrafını saran çite gelince ayaklarının ucunda yükselerek evin ışık görünen penceresine baktılar. İçeride bir kadın diz çökmüş çorba içiyordu. Birçok örgülere ayrılmış saçları arkasına bırakılmıştı. İkide bir de pencereden dışarıya da kaçamak bir göz atıyordu. Jandarmalardan biri, bir domuzun karısı, nasıl da haberi yokmuş gibi yapar ya, diye söylendi. Öteki, bu dördüncü gelişimiz, hiçbirinde kıstıramadık. Bu sefer de İsmail yok gibi ama bakalım, dedi. Çitin kapısını iterek girdiler. Bir jandarma bahçenin arkasına dolandı. Ötekisi kapıyı vurdu. İçeride hiçbir telaş eseri görülmedi. Yalnız yerinden kalkan kadının üç etekli entarisinin yaklaşan hışırtısı duyuldu. Sonra kapının arkasından taze bir ses, "Kim o?" diye sordu. "Aç, İsmail'i arıyoruz." Bir sürgü çekildi, kadın kapıyı açarak, "Buyurun, arayın. İsmail evde yok. Geçen sefer geldiğinizde söyledim, bahardan beri İsmail gelmiyor. 4 ay mı oldu ki ne?" Jandarma bağırdı. "Sus, 2 gündür buradaymış, bize haber geldi." Kadın yumuşak bir sesle, "Yalan ağacığım, yalan. İsmail vukuatı yaptıktan, yani cinayeti işledikten sonra bu yakalarda görünmedi bile. Kim bilir ne yanlara gitti. Belki de dağlarda öldü kaldı." Jandarma yükü açtı, yatakları devirdi, sonra etrafına bakındı. Ev bu bir tek odadan, bir de aralıktan ibaretti. Aralıkta bir zeytinyağı testisiyle bir ekmek tahtası ve ne oldukları pek belli olmayan bir takım şeyler daha duruyordu. Biraz genişçe olan odanın bir kenarında bir minder uzanıyor, onun bir köşesinde de açık bir mushaf duruyordu. Jandarma evvela güzellikle işe başlamak isteyerek kadına sokuldu. "Bana bak Emine," dedi. "İnkarı bırak. Bu oğlandan artık sana hayır gelmeyeceğini anladın. Devlet onu sana bırakmaz. Ondan sorulacak hesabı var. Nesine acırsın yabanın katilinin? Ama diyeceksin ki o keyfinden adam vurmadı. Canını kurtarmak için vurdu. Peki ne diye dağa çıktı öyleyse? Devletin mahkemesi yok mu? Vurduğu uşak ağa çocuğu diye onu yiyecek değiller ya. Hakkı neyse o kadar yatıp çıkacaktı. Dedim ya, bırak sen onun arkasını da nerede olduğunu, bu akşam nereye kaçtığını bize söyle. Bak gençliğin var, kendine yazık etme. Hadi Emine, deyiver bakayım. İsmail biraz evvel buradaydı değil mi? Kim haber verdi bizim geldiğimizi?" "Söyledim ya, ne diye üstelersiniz? 4 aydan beri İsmail'i görmedim." "Emine, bunun sonu kötü olacak. Biz de buraya keyfimizden gelmiyoruz. Yüzbaşı söylemedik laf komuyor. Bu sefer de yakalamadan gidersek iflahımızı keser. Kim bilir hangi dağ başındaki karakola gönderir." Kadın önüne bakıp susuyordu. Jandarmalar birbirlerine baktılar. Sonra yan yana gelip birkaç kelime fısıldaştılar. Birisi, "İhbar sahi miydi acaba?" dedi. Öbürü kurnaz bir gülüşle, "Şimdi anlarız," diye cevap verdi ve bu işlerin kurdu olduğunu göstermek ister gibi elini salladı. Sonra kadına dönüp, "Aç şurayı," diye bağırdı. Ve eliyle odanın bir köşesindeki küçük tahta kapıyı gösterdi. Kadın bir dakika tereddüt ettikten sonra o tarafa giderek tahta mandalı çevirdi ve kapı kendiliğinden açılıverdi. Burası küçük bir gusülhaneydi. İçeride kimse yoktu. Öbür jandarma sorucu gözlerle arkadaşına baktı. "Hani ya?" diye mırıldandı. "Sus."
İçinde isli bir teneke ile küçük bir tahta iskemle görünen gusülhaneye yaklaşarak elini tenekenin içine soktu. Sonra parmakları yanmış gibi hızla geri çekti. "Bu sıcak su ne olacak?" dedi. "Hiç." "Hiç olur mu?" ve anlayışlı bir sırıtma dudaklarına yayıldı. Kadın kızararak mırıldandı. "Su dökünecektim." "Allah'ın gündüzü kalmadı mı? Kime yutturuyorsun? Kocam burada değil de gece vakti ne diye sıcak su hazır edersin?" Sonra arkadaşına dönerek "Bu en sağlam usuldür," dedi. "Bir kaçağın evini ararken evvela gusülhaneye, yani yıkanılan yere bakarım." Birdenbire kadını kolundan yakalayıp çekerek bağırdı. "Artık inkar para etmez. Söyle bakalım İsmail nerede? Su adam akıllı sıcak olduğuna göre herhalde yeni kaçmış. Buralarda uzak değildir. Söylemezsen kendin bilirsin." Kadın benzi sapsarı kesilmiş bir halde kolunu kurtarmaya çalıştı. Sesi titreyerek "Bilmiyorum," dedi. O zaman jandarma kadının kolunu hızla bırakarak odada dolaşmaya başladı. Arkadaşı bir duvara dayanmış duruyor ve kadının süratle inip kalkan göğsüne bakıyordu. Dolaşan jandarma birdenbire durdu. Arkadaşını eliyle çağırarak yavaş fakat kadının duyabileceği bir sesle "İsmail herhalde uzakta değildir. Bize teslim olmaya gelmezse karısının ırzını kurtarmaya da gelmez değil mi?" dedi. Sonra daha yavaş bir sesle ilave etti. "Ben şimdi Emine'yi yakalayıp mindere atarım. Bağırırsa nasıl olsa İsmail dayanamaz. Neredeyse çıkar gelir. O zaman kapının yanında bekler. Ya ölüsünü ya dirisini yakalarsın. Bağırmazsa ne yapalım, bir kere de sen denersin." Kadın sapsarı kesilmişti ve titriyordu. Alt dudaklarını kanatacak kadar ısırıyordu. İki tarafına bakındı. Dört duvardan ve iki jandarmadan başka bir şey yoktu. Biraz evvel sıcak suya bakan jandarma gözleri parlayarak kadını bileğinden yakaladı ve odanın kenarına sürükledi. Öbür jandarma silahını eline alarak dışarı çıktı. Fakat ne öteki ne de bu kadının ağzından bir kelime bile alamadılar. O her şeye rağmen bir kere bile bağırmadı. Yardıma kimseyi çağırmadı. Bir müddet sonra jandarmalar silahlarını omuzlarına vurup yüzlerinde tatlı bir yorgunluk ve içlerinde hafif bir endişeyle evi terk ederlerken Emine de yavaşça arkalarından dışarı süzüldü. Çitin kenarlarına sine sine ormana daldı. Sabaha kadar uzaktaki çalıların arasında bekleyen İsmail, ortalık ağardığı halde hala evde ışık yandığını görünce sürüne sürüne sokuldu ve yarı açık kapıdan garip bir üzüntüyle içeri girdi. Oda darmadağındı. Yağı bitmeye yüz tutan lamba cızırtılarla yanmaya çabalıyordu. Ortada kimseler yoktu. Kapının önüne çıkarak bir ıslık çaldı. Köy tarafından 14 yaşlarında bir çocuk göründü. Koşarak ve etrafına bakınarak geldi. İsmail onu hemen aşağıya, kahve tarafına yolladı. Jandarmalar Emine'yi götürdülerse ne eylemeli diye düşünüyordu. Fakat yarım saate varmadan dönen oğlan, jandarmaların gece yarısına doğru atlarına binip kasabaya yollandıklarını ve kimseyi götürmediklerini söyledi. O zaman köyden gelen daha birkaç kişiyle beraber Emine'yi aradılar. Her eve sordular. Ormanda dolaşıp, "Kız Emine, neredesin?" diye bağırdılar. Fakat ne o gün ne de ondan sonra hiçbir yerden Emine'ye dair bir haber çıkmadı. Son. Sıcak su. Sabahattin Ali.